Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videolarda kullanmak için şöyle dönen bir stand nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Burada değinilmesi gereken birkaç önemli konu var. Çünkü bu standların çalışma mekanizması da biraz farklı oluyor. Bunun yüksek torklu ve yavaş dönmesini istiyoruz. İsterseniz anlatacağımız şeylere geçelim. Arkadaşlar şöyle 3-6 voltla çalışan şöyle sarı tekerler bulunmakta. Bu sarı tekerlerin şuradaki teker kısmını bir karton bir yüzeye yapıştırdım arkadaşlar ben. Şuradaki motor kısmını da diğer bir karton yüzeye yapıştırdım. Bu sayede tak çakar yapabiliyoruz. Motor bozulduğunda falan buradan değiştirebiliyoruz istersek. Şöyle çalışıyor. Şurada da motorun bağlantı kısımları var. Arkadaşlar bunu beslerken önemli bir durum var. Bunun yüksek torklu ve yavaş dönmesi lazım. Onun için de 1,5 voltluk bir pile ihtiyacımız var. Fakat pilin akım kapasitesi biraz yüksek olmalı ki daha torklu olsun motor. Şöyle isterseniz bir bağlayalım. Şuradan kutuplarını bağlayacağım. Eğer elinizde 1,5 volta ayarlanabilen bir güç kaynağı da varsa ben şu an 1,5 voltluk bir pilden besleyeceğim. Oradan da besleyebilirsiniz. Daha torklu çalışacaktır. Şöyle taktım. Bakın hafif yardım etmemiz gerekiyor çalışması için. Çünkü torku biraz düşük. Şöyle bir power bank koyalım mesela üstüne. Şu an taşıyor. Fakat bu alt kısmına da birkaç ağırlık koymamız gerek. Ki çünkü ağır bir şey koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi hareket ediyor arkadaşlar. Ağırlığı düzensiz de dağıttığı için hareket ediyor. O yüzden altına da biraz bastırmak gerekebiliyor. Mesela lehim pastası koyalım. Veya şöyle tekrar açalım. Bir multimetre koyalım. Bakın multimetreyi çok zor taşıyor. Evet şuradaki tripoda şunun pinleri değdi. Şöyle yapalım. Bakın zor taşıyor multimetreyi. Hatta ben şu multimetrenin problarını da arkaya tekrar bir koyayım. Öyle göstereyim. Çünkü öbür türlü sorun oluyor proplardan dolayı, multimetre proplarından dolayı etrafa çarpıyorlar ve motoru durduruyorlar. Bakın şu an bağladım ve hiç hareket etmiyor. Şöyle elimle bir yardım etmem gerekiyor ve evet durdu. Gördüğünüz gibi ağır şeylerde zorlanıyor biraz. O yüzden burada akım gücünü güzel sağlayabilen bir kaynağa ihtiyacınız var ki işinize yarasın bu. Fakat fazla ağır şeyleri koymayacaksınız. Mesela üstüne bir şöyle hafif bir şey koyacaksınız da fazla yüksek akımlı bir şey kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten oldukça basit bir cihaz. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz siz de bunu. Ben de bunu ileriki videolarımda görsellik için kullanacağım. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.